Herkese merhaba. Bugün bir kalın bağırsak polipini inceleyeceğiz. Daha önceden polipin bu şekilde dışarıya doğru fırlamış gibi görünen bir şey olduğunu zaten öğrenmiştik, değil mi? Ama hemen hatırlatayım. Bir önceki videodaki polip değildi. Yalnızca kalın bağırsakta tahriş olmuş bir kısımdı. Bu kadar çıkıntı yapmış bir yapısı yoktu yani. Bu kısımda tahriş olmuş İrite olmuş bir bölümdü. İşte şöyle. Buradaki ise çok daha büyük. Bu görüntüdeki bezlerin ne kadar küçük olduğunu fark ettiniz, değil mi? Peki bir öncekinin büyüklüğü buna göre nasıldır dersiniz? He? İşte bu kadar bir şeydir. Ha bu arada bu kısmın altında yatan şeyin de o olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra da bu şekilde büyümüş. Yani başta tamı tamına bu değildi ama büyüyerek buna dönüşmesi söz konusu olabilirdi. Kanser vakalarında kalın bağırsakta rezeksiyon yapıldığında genelde polip de görülür. Yani hiperplazide gördüğümüz gibi bir kısım oluşur. Ama bu kısmın kanserin olduğu kısımda olmasına gerek yok. Kolon ya da kalın bağırsak kanseri olan hastalarda genellikle kanser öncesi lezyonlara da rastlanır. Bu kişilerin kalın bağırsaklarında çok büyük travmalar meydana gelir. Bunun bir kısmı ırsidir yani kişilerin buna yatkınlığı vardır. Ancak bu durum bazen çevresel faktörlere de bağlıdır. Şu anda ne yapmakta olduğumuzu hatırlatmak için kanser olduğu için kalın bağırsaktan bir parça aldık. Kalın bağırsağı bir tüp gibi çiziyorum şimdi. Bu da aldığımız parçada karşılaşabileceğimiz poliplerden biri. Evet, şimdi ikinci slaytta gördüğümüz iritasyon da burada olabilir. Aslında bu slaytı bir hastanın içinde görmemek önemlidir. Kolonoskopi yapan doktor organın içine girdiğinde bu oluşumu kolonoskopla çıkartır. Çünkü bunun kanserli olup olmadığını bilmiyor. Bu durumda duvarın tamamını göremez. Buraya kadar duvardır ve bu kısmı da kaslıdır. Yani bu kısımda da kas vardır. Bu duvarın kas kısmıdır. Bu da duvarın tamamı. Bu daha büyük bir parça ve polipi doğal ortamında görmemizi sağlıyor. Hadi bakalım şimdi de polipi incelemeye başlayalım. Buradan başlayacağız. Normal yapıya geri dönecek olursak eğer burada tüpler olması gerektiğinden bahsetmiştik. Hatırladınız mı? Şansımıza bu tüpün tam ortasından kesilmiş. Böylece deliğin ne kadar büyük olması gerektiğini görebiliyorsunuz. Evet, burası yapının normal olduğu kısım. Şimdi de şuraya doğru gelelim. Burada iritasyon olan bir alan olduğunu görüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, burası biraz sarsılmış ama asıl problem buradaki dışarıya doğru fırlamış kısım. E, tabii ki dışarıya doğru çıkıntı yapan bu şeyin ne olduğunu merak ediyoruz. Tıp öğrencilerine patologlar gibi düşünmeleri gerektiği, yani ilk olarak bir şeyin genel yapısını incelemeleri gerektiği öğretilir. Bu anormal bir yapıdır. Normalde kalın bağırsakta buna benzeyen çıkıntılarla karşılaşmayız. Hatta üç boyutlu bir görüntü alacak olsaydık eğer bu bir mantara benzerdi. Aslında poliplerin üst kısımlarında kıvrımlar vardır. Bu yüzden belki de karnabahar'a benzerler demek daha doğru olur. Zaten renkleri de karnabahar'a benziyor. Sonra doktor polipe baktığında burada kanser olup olmama riski olduğunu anlayabilir. Çünkü kanserli dokularda garip kan damarları göze çarpar. Eh, o halde polipler burada gördüğümüz gibi mor değil. Aslında renksiz gibiler. Yani karnabahar rengindeler ama elbette kontrast madde eklenerek boyandılar. Böylece kolonoskopide görünür hale geldiler. Şimdi karşılaştırma yapacağımız alanı işaretliyorum. Evet işte bilimin ve teknolojinin mucizeleri. Bu görüntüleme tekniği sayesinde doktorlar birçok bilgi elde ediyorlar. Neyse şimdi devam edelim. Bunlar normal olan hücreler, bunlar da anormal olanlar. Bir patolog bunları gördüğünde hemen kızgın olduklarını düşünür. Siz de gördünüz mü? Hücreler gerçekten de kızgınmış gibi duruyor. Neden kızgın göründüklerine gelecek olursak, öncelikle diğer arkadaşları gibi doğru davranmıyorlar. Doğru davranışı burada görebiliriz. Çekirdekler alt kısımda İşi yapan kısımlarda üstte. Ama bunlara bakarsak, neredeler? Bazıları, müsin üretirler, ama çekirdeklerin sayıları ve boyutlarının farklı olduğunu görebiliyorsunuz, öyle değil mi? Bunlar ne isterlerse onu yapıyor. Bununla kendisini yapması gereken işi adamış olmak arasında ince bir çizgi vardır. Ve buna farklılaşma adı verilir. Eğer sen hücre olarak kendini farklılaşmaya adadıysan, büyümeye yatkın değilsindir. Ve eğer büyüyorsan da farklılaşmayı yerine getiremezsin. Burada bir çekirdek kaosu var ve normal yapıya bir bağlılık yok. Bunu göremiyoruz. Hücreler üretim de yapmıyorlar. İşte buna displazi adı verilir. Bu deyim yerinde ise yanlış bir büyümedir. Bunların görüntülerini beğenmedik. Bu hücreler displastik görünüyorlar ve büyüyorlar. E bundan sonra da bunun kanserli olup olmadığına bakacağız. Kanser demek büyümenin gerçekleştiği organda bu çizginin geçilmesidir. Yani eğer bu çizgiyi geçtiyse kanserdir. Ama mesela buradaki polipsem, kontrol edilemez kanser hücrelerini kontrol ediyorsam, mutasyona uğradıysam ve kendimi öldürmüyorsam buna kanser denmiyor. Bunun için kullanılan ara bir terim var. Yani bir tür geçiş terimi. Bazı hücreler kanser hücresine dönüşür ama yayılmaz. İşte buna karsinoma in situ denir. Bu yüzden de birçok kişi aslında bundan kanser olarak bahsetmez. Sadece burada garip bir yapı var ve eğer eline koz geçerse yayılacak. Korsinoma in situ hücreler büyümek ister. Son derece agresiflerdir. Farklılaşmaları yoktur ve eğer zaman verilirse büyürler. Buradaki ise displazi ve büyüme hızı son derece can sıkıcı. Hiperplazide irritanı ya da uyaranı uzaklaştırırsanız her şey eski haline döner ama burada dönmeyecek. Mesela bir irritan olsun bir ya da birkaç hafta sonra hiperplazi iyileşir ama displazi kalır. Bunun için otonom kelimesi kullanılıyor. Otonom yani bağımsız. Ne olursa olsun büyüyecek. Komşu hücreler umurunda değil. Öne ayak olan bir şeye ihtiyacı yok. Sadece büyüyecek. Kendi başına büyümeye devam ettikçe de neoplaziye dönüşecek. Bu son plazidir. Displazi sonra neoplazi. Displazi buradakilere baktığımızda gördüğümüz özelliklerdir. Bu hücreler doğru bir şekilde büyümüyor. Bu bir displazi örneği ama şöyle büyütüp genel olarak değerlendirdiğimizde bu yumru aslında yeni bir büyüme yani yeni bir plazi oluyor kendi kendine yeni bir hücre büyüyor. Peki bunun yeni olduğunu nereden biliyoruz dersiniz? Çünkü displazi gibi kalıyor. Hiçbir yere gitmiyor. Yani bunun bir sene önce de burada olmadığını nereden biliyoruz? Aslında bir sene önce de muhtemelen buradaydı. Yani böyle olması pek de sorun değil. Bu kısımdan çıkarak büyümüş olabilir. İrritanlar ve hiperplazi vardı, büyümeye devam etti, hücreler bölündü, bölünmeye devam etti ve aralarından biri bir hata yaptı. Bir andan sonra da çevresindekilerle ilgilenmeyip kendi başına buyruk olmaya başladı. Tabi bundan sonra gelenler de yani bir nevi torunları da en az onun kadar garip oluyor. Bundan sonrası tam bir kaos ve buradan çıkıp büyüyecekler. Bunlar daha normal bezler ama burada bile displazi var. Bunlar da büyüyor ve doğru bir şekilde büyümüyor. Ve de genel olarak bu çıkıntıya neoplazi deniyor. İşte bu sebeple buradaki neo yani yeni bunun diğer dokulardan farklı olması anlamına geliyor. Alışılmış anlamıyla yeni hiç görülmemiş bir şey demek değil. Şimdi de polibe bakalım. Displazi özellikleri gösteriyor ama kanserli değil. Peki bunu nereden anlıyorduk? Çünkü bu sınırı geçmemişti öyle değil mi? Sınır önemli. Çünkü buraya bakacak olursak bunların hepsi yüzey hücrelerdir. Bunlar da vücudun geri kalanına ulaşan damarlar. Bunlar kan damarları. Bunlara lenfatik denir. Lenfatikler buradaki sıvıyı alırlar. Sıvı kan damarları ve lenfatik sistem arasında gider gelir. Normalde kan buna benzeyen bir atar damarla gelir, küçük damarlara ayrılır ve sıvı kısmı buralara sızar. Al yuvarlarsa sızamayacak kadar büyüktür. Lenf buradan çıkan saydam şeydir ve bu şekilde yani lenfatiklerle vücudun geri kalanına ulaşır. Bu kısımda neoplastik hücre istenmemesinin sebebi de budur. Çünkü buraya gelirlerse vücudun herhangi bir yerine de gidebilirler. Sonra oraya bir güzel yerleşirler, bir sürü yeni arkadaşımız olur ve istedikleri her şeyi yaparlar. Yani ne olur? Metastaz gerçekleşir. Bunlardan birine gelirse kalın bağırsaktan çıkabilir ve vücudun herhangi bir yerine gidebilir. Ama unutmayın, bizim baktığımız hücre kanserli değildi ve vücudun diğer kısımlarına ulaşabileceği yere gelmemişti. Evet, bu videomuz da buraya kadar. Yine görüşmek üzere, kolay gelsin.